Bugün sizlerle beraber özellikle e, çok büyük bir aksonun klasik biyofiziksel özelliklerini konuşuyor olacağız. Bunu söylememizin temel sebeplerinden biri eğer çok büyük bir ortamda çalışırsanız oranın tanımını çok daha iyi yapıyorsunuz. O nedenle büyük bir aksondan acaba e, geçen elektriksel sistem direnç akım ve voltaj cinsinden ne kadardır? Onun tanımını yapmaya çalışıyorlar. Tabii burada özellikle farklı figürler var. Bu figürleri eğer konuşabilirsek sonrasında. Çok daha iyi anlaşılır hale getirebiliriz. Ee, özellikle e, figürlerin anlaşılması sizin bu konuyu anlamanıza çok daha yardımcı olacaktır. Ee, burada yapılmak istenen şey birincisi membran biyofizikçilerinin ne yaptığını bilmektir. Yani membran biyofizikçisinden kastımız illa biyofizik okuyup bu işe devam etmeniz gerekmiyor. Yani bir tıp mezunu veya eczacılık mezunu olsanız da hangi alandan olursanız olun gelip burada eğer e, bir hastalığın çözümünü uyarılabilir hücreler cinsinden yapmak istiyorsanız Orada e, elektriksel sistemi çözüm çözmeniz yeterlidir. E, o zaman hem membran biyofizikçi sayılabilirsiniz hem de nörofizyolog sayılabilirsiniz. Çünkü elektriksel sistemdeki açıklamalar e, bu ikisinin davranışı cinsindendir. Sadece tek farkı bakış açısıdır. Nörofizyologlar buradaki bakış açısını e, hayvan davranışlarını özellikle e, sinir hücrelerinin anatomik bağlantıları cinsinden söylerken e, membran biyofizikçileri ne yapacak? İşin elektronine bakacak, değil mi? Yani bu ikisinin e, incelenmesi bize çok daha net bir şekilde bir resmin açıklanmasına yardımcı olacaktır diyoruz. Tabi yıllar içinde bu işin gerçekleşme süresi var. Gerçekleşme süresinde işte 1930'lu yıllarda ilk olarak membran uyarılmasının iyonik teorisi söylenmişken e, şu an günümüzde biz artık teori değil bayağı deneysel olarak e, bütün sistemlerin nasıl tanımlanması gerektiğini biliyoruz. Şimdi özellikle birinci bilgiyi şöyle almamız gerekiyor. Şimdi e, iyon kanallarındaki 4 temel iyondan sodyum kanalı Burada sodyum geçirgenliğinin artmasına yardımcı olan kanaldır. ve bu sayede bir aksiyon potansiyeli ortaya çıkar diyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu ilk kez duyanlar tabii ki bunu bir not alsınlar. Zaten bilenler de şimdi az sonra figürler üzerinden bu işin nasıl gerçekleştiğini anlayacak. Aksiyon potansiyeli diye bir kavram çıktı karşımıza. Geçen hafta tanımladığımızda membran potansiyeli demiştik. Aksiyon potansiyeli olursa ne olacak? Artık bir aksiyon olmalı. Yani bir şeyler hareket ediyor olmalı, değil mi? Aksiyon demek hareket ediyor demek ya. Bunu ilk başla ilk baştan gıcını sağlayan şey sodyum iyonlarının geçirgenliğinin artmasıdır. Yani ilk olarak harekete geçen iyon sodyum iyonudur ve bunun geçirgenliğinin artması sayesinde de sistemde e, yeni bir aksiyon tanımlanmaktadır. Biz eğer bunu bir Biyofizik açısından tanımlayacak olursak, neye bakmamız lazım? Elektroniğine bakmamız gerekiyor. O halde elektroniğine bakarken de membran potansiyeli dediğimiz EMN'in yani sabit bir değerde olan EMN'in ne yapması lazım? E başka bir değere evrilmesi gerekiyor. Sırasıyla önce 0 milivolta doğru giden bir değer olur. Sonrasında artı milivoltlara doğru ilerler. Sonrasında tekrar eski haline gelme süreci gerçekleşir. İşte bu eski haline gelme sürecini geçen hafta karakteristik zaman olarak tanımlamıştık. Nasıl ki her bir iyon kanalının karakteristik bir zamanı vardır. Bunlar sırasıyla çalıştığında o halde toplamda aksiyon potansiyelinin de bir karakteristik zamanı olacağını anlamamız gerekiyor. Özellikle buradaki değerlerin yani dinlenme membran dinlenim potansiyelinin eksi 40 eksi 95 değerinde e, olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Yani membran potansiyelini ölçtünüz. Eksi 40 çıktı. a yanlış ölçtüm diye bir durum söz konusu değil. Bu değerler değişebilir sadece hangi hücreye baktığınıza bağlı olarak konuyu bilmeniz lazım. Yani bir sinir hücresi ölçüyorsanız, bir nörondan işlem yapıyorsanız membran dinlenim potansiyeli başka olacak. Bir kas hücresinden yapıyorsanız başka olacak. Kas hücresinde membran dinlenim potansiyelleri çok daha derinlikli olduğundan eksi 100 milivolta kadar inen bir durumken bir sinir hücresinden ölçerken bu durum eksi 60'lara, eksi 65'lere kadar inebilir. Fizyoloji kitaplarında daha farklı anlatabilir belki ama e biyofiziksel yaklaşımda bu işin elektriğini ölçen bizler olduğumuz için e, bu sistemdeki konuyu e, tanımlamak da bizim üzerimize düşüyor. Şimdi figür 2.1'i bize anlatmaya çalışmış. Figür 2.1'in üzerinden bu konuyu konuşalım. Birincisi ölçülen hücre hangisi? O çok önemli. Ölçülen hücre ne? Sinir hücresi. E peki nereden ölçecek bunu? Sinir hücresi membranından ölçecek. Yani membrana dokunup onu ölçmesi gerekiyor. Doğru mu? Bakın burası bir Membran gibi kabul edilsin sistem olarak. E o zaman bunu ne yapacak? Bu membran üzerinden çoklu elektrot, dünkü dersin kap kapsamında da vardı ya, çoklu elektrot sayesinde sistemden ölçüm yapıyor. Şimdi bu kitabı analiz ederken burada dersi dinleyen arkadaşlar şu konuyu kesinlikle bilmeli. Ya da yarın öbür gün makale okurken karşısına çıkarsa. Bir sistemden elektrik ölçebilmek için anot katot ucu gibi iki farklı ucun o sisteme değmesi gerekiyor. Değil mi? E o zaman bir tanesi referans elektrot olurken yeri de kayıt alıcı elektrot olmalıdır, olmak zorundadır diyoruz. Referans elektrodunuz aynı sıvıya değmelidir. Yani bir medya hazırlayacaksınız ya aynı sıvıya değmelidir. Eğer referans elektrodunuz aynı sıvıya değmezse bu şekilde güzel yakışıklı resimler elde edemiyorsunuz. Yani belirli bir yeri sıfır kabul ediyorsunuz diyelim. Ölçtüğünüz ona göre eksi 75 oluyor. Yani membran teorisi de bu şekilde gerçekleşmiş. Tamam mı? Yani aynı sıvıya değecek, aralarında bir miktar fark olacak. Üst üste binmemeli, çok uzak olmamalı. E bu sayede bir potansiyel farkını ölçüyorsunuz diyoruz. Tabii sistemde bir uyarıcı da olmalı değil mi? Bu uyarıcı sayesinde pıt 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 siz burayı uyararak acaba depolarize oluyor mu olmuyor mu ona bakıyorsunuz. Sistemdeki şokları uyguladıktan sonra Özellikle milisaniye mertebesinde e, rahatlıkla buralarda e, bu eğrileri elde edebiliyorsunuz. Şimdi bu eğrilerin anlamı nedir? Şurası eksi 75 milivoltla başlamış bir durum değil mi? Ne yani bu çizgi? Burası membran dinlenim potansiyeli. Siz ne zaman ki şokları uygulamaya başlarsınız o zaman o artı 25 lere kadar yükselir. Ama belirli bir yerden sonra artık ne yapacak? Eski haline gelmek isteyecek. Ve sonrasında da tekrar toparlanma süreci ve yeniden başka bir aksiyon potansiyelinin oluşumu diyoruz. Burası membran dinlenim iken burası depolarizasyon. Artık yani kutuplaşmadan ayrılma durumu. Ve burası da repolarizasyon. Tekrar kutuplaşmaya gelme durumu. Ve burası da artık eski haline gelme durumu. Yine membran dinlenim potansiyelinin yakaladığı bir durum. Bu hayvandan hayvana fark edebilir elde edilen eğriler. Sıcaklıktan sıcaklığa bağlı olarak elde edilebilir farklı elde edilebilir. bunu nereden biliyoruz? Birincisi buradaki sıcaklığın ners denge potansiyelinde önemi olduğunu söylemiştik. Hatırlarsınız değil mi? Mesela bakın bu da bir kedi için yapılmış olan çalışma. Eğrilerin hiçbiri birbirine benzemiyor ama aşağı yukarı aynı eğriyi verdiğinde görüyoruz diyoruz. Bakın burada sıcaklığı çok daha aşağıya çekmişler. Bizim çalıştığımız, bizim burada laboratuar çalıştığımız sıcaklık 37 dereceydi. Ama elde ettiğimiz sonuçlar iyi tabii. Ama görece daha iyi elde edilebilir mi diye sıcaklığı aşağıya çekiyor. Çünkü sıcaklığı aşağıya çektiğimizde iyon kanallarının, proteinlerinin daha düşük sıcaklıklarda e, birikebileceğine dair makaleler var. Şimdi onu denememiz gerekiyor. E, ben yani ben bu kitabı anlatırken de bizim yaptığımız işleri de size örnek veriyorum ki e, konuyu anlayabilin diye söylüyorum arkadaşlar. İmleç görüyor mu? Ne demek ya? Şu an imlecimi görebilen var mı? Eee yani Tamam devam ediyorum. Hocam, Şimdi kusura bakmayın böldüm de grafiklerde tam belli olmuyor da gösterdiğiniz zaman onu kastetmiştim. Anladım. Evet. Şimdi Figür 2'ye geçtiğimizde, figür 2'de ise artık konuyu daha biyofiziksel ele alma durumu var. Burada Herman diye bir ekip var. Herman ya yani çok çok akıllıca bir şey söylemiş. Biz biyofizik derslerinde anlatıyoruz bunu. Kablo teorisi. Yani normal şartlarda Ohm yasası bir kablonun elektriğini ölçmek için geçerli. Ama biz bunu biyofiziğe aktardığımızda geçen hafta söylediğimiz gibi, e, sistemin membranının da bir e, elektriksel aktivitesi olduğunda o halde diyoruz ki, e, doğrudan kablo teorisi bize uymaz ama Herman'ın söylemiş olduğu küçük noktalardaki bu circuit'lar, küçük de noktalardaki bu devreler toplamda bir membran potansiyelini bize tanımlar diyoruz. Tekrar söylüyorum. Herman lokal devreleri sayesinde biz küçük küçük parçalara ayırıp toplamda bir membranın potansiyelini söylüyoruz diyoruz. Tamam mı? Ve bu sayede de küçük küçük parçacıklar yaklaşımıyla da toplam bir integrasyon alıp diyoruz ki membranın potansiyeli şu değerdedir. Yani bizim şu an laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda da aynı şeyi yapıyoruz. Bir e, hücre düşünün. Bunu bir hücre gibi kabul edin. Hücreye bir elektrotla böyle küçücük bir noktasına dokunuyoruz. Buradan küçücük bir şey açıyoruz ve buradan ölçüm yapıyoruz. E, tamamını ölçemezsin ki. Buradan ölçtüğün lokal devre sana genel itibariyle bütün hepsinin resmini söyleyecektir. Çünkü nedir? Membran homojenize homo homo olarak bir karşımıza çıkan yapıdır değil mi? İşte bu küçük lokal devreler sayesinde ne yapıyorsunuz? Eğer dört tane noktanız varsa dört tane bileşen yazıp ona göre bir tanımlama yapıyorsunuz. Yani sisteme hem nörofizyoloji açısından yaklaşıyorsunuz hem de biyofiziksel açıdan yaklaşıp bir eşdeğer devre çizerek rahatlıkla sistemin tanımını yapmış oluyorsunuz. Bu nedenle de uyarılmanın erken tanımını yapan kişi kimdir? Herman'dır ve e, Cole Curtis e, bu ekipler e, oldukça önemli isimler. 1870'li yıllarda yapmışlar sonra 1900'lü yıllarda tekrar 1930'lu yıllarda tekrar bu konuşulmuş. Bu çok ilkel bir yaklaşım ama baktığınızda doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Şimdi aşağıya doğru geldiğinde e, diğer figüre geçelim. Diğer figürde bize söylenen şey nedir? Diğer figürde söylenen şey iletimdir. Hatırlarsanız e, iletim e, conductance e, nasıldı? e, milli Siemens'ti. Bütün membran için milli Siemens'ti. Her bir iyon kanalı için piko Siemens'ti. E, santimetre kare başına düşen Mili e, milli Siemens'i Milli Siemens'i bir membranın iletimi için söyleyecek olursak e ne yapması bekliyoruz? Uyarılma durumunda iletimde artacaktır. Gayet mantıklı bir şey değil mi? Yani e, figür 2.3 bize neyi söylerin cevabı? Eğer bir sistemde depolarizasyon varsa, eğer bir sistemde sodyum hücre içine girişi varsa o zaman iletim artar diyoruz. O zaman neyi bekliyoruz? Yani e, pico siemens cinsinden bir ölçüm yapacaksınız diyelim. Yani Mesela şu an bu patch clamp cihazı voltaj clamp falan hepsini yapıyor ya. Siz buradan bir elektrotla bir hücre düşünün. Elektrotla üzerine dokunduğunuzda ölçüm yaptığınızda e, en azından 15 pico siemens ile işte 30 pico siemens arasında bir değer beklemeniz lazım. Yani şu an bu dersi canlı olarak anlatıyor olsaydık ve cihazın yanında anlatıyor olsaydık size söylerdim. Yani şöyle bir yapı var diyelim. Siz bu yapının üzerinden ölçüm yapıyorsunuz değil mi? Bu ölçümü yapmaya çalıştığınızda eğer işte bir potasyum kanalı için ölçüm yapıyorsanız ve elde ettiğiniz sonuç işte CM'yi de yazıyor orada mesela. Elde ettiğiniz sonuç işte 3 4 pico faradsa o zaman siz doğru bir e, çözüm yapmamışsınız. Doğru bir e, ne derler, ölçüme başlamıyorsunuz demektir. E, en azından bunun e, işte 15-20 pico siemens cinsinden olması gerekir ki e, siz bir şeyleri yakalayabilmiş olun. Yoksa 2-3 nerede bakın buralarda. Anlaşılıyor mu bu figür? Yani ben de ölçüm yaparken e, en azından 20-25'i yapıyorum ki ben 20'nin üzerine kabul etmiyordum, fazla diyordum. Ama Pavan Hoca ile tartıştığımızda o dedi ki 30'a kadar yapabilirsin dedi ki haklıymış adam yani değil mi? Buradan bakınca da görüyoruz. Ama 40'ın üzeri ne demek oluyor? 40'ın üzerine ne zaman çıkabilir? Bunu size bir quiz sorusu olarak aramızdan birine soracağım. Sormazsam da Feyza hatırlarsın. 40'ın üzerine ne zaman çıkabilir? Normalde çıkmaz gözüküyor. Ne olsa da 40'ın üzerine çıkar. 40'ın üzerine çıktığı durumlar da oluyor çünkü. Onu da düşünün. Bu tabii 40 milisiymez ama tek bir hücre için 40 piko faradın üzerine nasıl çıkabilir e, onu bir e, düşünün arkadaşlar. E, sonrasında bu maksimum değeri ise tekrar ne yapacak? Eski haline gelmesini bekliyoruz. Az sonra onun nasıl eski haline geleceğini de söyleyeceğiz diyoruz. Tabi burada detaylı olarak burada e, iyonların hangi iyonun nereden giriş çıkış yaptığını da söylüyor ama e, burada özellikle sodyum iyonunun aktif rol aldığını bilmemiz gerekir. Nereden anlıyoruz? Neden sodyum iyonu? Yani e, aksiyon potansiyeli ile sodyum iyon kanalının ne alakası var? Sodyum iyonunun ne alakası var sorusunun cevabı figür 2.4'teki sodyum bağlılığının e, aksiyon potansiyelindeki e, sodyum rolünün net bir şekilde gösterildiğini söylüyor. Eğer diyor ki ortama düşük sodyum eklerseniz yani bir ölçüm yapacak değil mi? Yine aynı mantıkla bir ölçüm yapacak. E, bir membran potansiyeli referans elektrot bakın burada ve sonrasında da bir ölçüm yapmaya çalıştığı bir sistem söz konusu. Eğer diyor ki siz ortama e, yeterince dış sodyum iyonları eklerseniz e, o zaman aksiyon potansiyelinin propage olduğunu yani ötelendiğini, ilerlediğini göreceksiniz. Propagasyon e, bir e, bilim dilinde oldukça önemli bir kelimedir. İlerlediğini gösterir. Ötelendiğini, ötelemek, ilerlemek olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Bir iç potansiyel ölçen, e, yani hücre içi potansiyel ölçen bir elektrot ve referans elektrot arasındaki kıyası yaparsanız rahatlıkla bu ölçümü gerçekleştirebilirsiniz. Burada anahtar bir kelime var mikro elektrot. E, hücreler mikro mertebesinde olduğuna, mikroskop, mikrometre olduğuna sizin ölçümünüz de mikro elektrot olacak. O zaman bu e, elektrodun yani iğne gibi bir şey cam iğne. Bu cam iğnenin içinde bulunan elektrodun e, ağzının yani iğne ucunun nasıl olmasını bekliyoruz? Mikro mertebede olmasını bekliyoruz. Eğer siz oraya milimetre mertebede bir iğne ucu yaparsanız, e, o zaman hücreyi patlatırsınız zaten, değil mi? Yani oraya e, çok e, farklı bir e, durum ortaya çıkarsanız patolojik bir durum ortaya çıkar. Şimdi diyor ki, sodyumu yavaş yavaş ne yapalım? E, bulunduğu normalde bulunduğu miktardan daha az ekleyelim. Ne zaman ki normalde bulunduğu durumdan daha az eklemeye başlar. E, o zaman elde edilecek aksiyon potansiyeline ka depolarizan katkısı daha düşük olacaktır. Yani bu çok güzel bir ispat bence. ve bunu yine e, Hodgkin Katz, bu Nobel ödülü alan hocalarımız e, bunu rahatlıkla yapmışlar. Yine eksi 60 milivolttan başlayan değil mi? bir akson için eksi 65 şuralar herhalde. Değil mi? Bak eksi 65 tam. Eksi 65, eksi 68 milivolttan başlayan bir dinlenim sürecine ne zaman ki siz sodyum iyonu eklerseniz sisteme sodyum iyonları ekledikçe ne olacak? Birincisi normal kendi değeri. İşte üçüncüsü başka bir değer. ikincisi yüzde otuz üçlük bir sodyum eklemesi. E baktığınızda e, daha az daha az daha az katkı olarak e, karşımıza çıkıyor diyoruz. E bu da e, ne yapıyor? Bir on beş milivoltluk bir junction bir e, ne derler e, bir boşluk gibi e, karşımıza çıkıyor. On beş milivoltluk bir fark e, karşımıza çıkıyor. Bu da oldukça önemli bir fark bu arada yani. On beş milivolt e, oldukça Önemli bir fark olarak çıkıyor. E, Figür 2.4 bu açıdan bizim için önemli. E, tüm bunların ölçümünü nasıl nasıl yapabiliriz sorusunun cevabı da tabii ki e, voltaj plample. Yani, yani bu, voltajı belli bir değerde sabit tutup sonrasında akımı ölçmekle e, gerçekleşmektedir. Bu işte yıllardır 60-70 yıldır olan bir sistem hala kullanan bir e, sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl yaptıklarının sorusunun cevabı ise... Burada figür 2.5'te karşımıza çıkıyor. Özellikle e, tüm metotlarda iki tane elektrot olduğunu bilmenizi isteriz. Bu elektrotlar sayesinde de e, bir voltaj e, kaydı alınıyor E üssü olarak. Voltaj kaydı alınıyor. Yani sistemde belli sabit bir potansiyel var. Sen bunu sabitliyorsun. Sonra geçen akıma göre bir potansiyel biçiyorsun. E, bu da senin e, rahatlıkla sistemdeki e, kaydını tutuyor. Kaydı tutma yeri işte amplifikatörler var. Bilgisayar programına bilgisayar programı sayesinde bir şey ölçecek ya. E, bu sayede e, bunlar gerçekleştiriliyor. Tabi farklı yöntemleri de var. Yani farklı farklı yöntemleri de var ama bunlar tarihte kalan şeyler herhalde. Yani şu an kullanılıyor mu çok bir bilgim yok. Double G mesela ya da two mikro elektrot gibi. Bu two mikro elektrot özellikle e, dokudan ölçüm yapmak için gerçekleşiyor diye biliyorum. Ama bizim yaptığımız şey patch clamp işte yani aslında aşağı yukarı aynı şeyler sadece hücre diyelim burası e, hücreye dokunup sonrasında bir küçük açığı alıp ondan sonra ölçüm yapıyorsunuz demek ve aşağı yukarı birbirine benzer yöntemler özetle ne yapılmaya çalışılıyor özetle e, hücreye dokunup bir mikro elektrotla hücreye dokunup sonrasında da ölçüm yapıyorsunuz ya voltaj ölçüyorsunuz akıma karşı ya da akım ölçüyorsunuz belirli bir voltaja karşı yani toplamda e, bu kayıt sistemleri ne yapar sorusunun cevabı voltaj veya akım ölçer yani toplamda akım voltaj grafiğini elde etmek için geliştirilmiş metotlardır diyeceksiniz. Çünkü bir sistemin elektriğini, elektronini anlamak için ortamın voltajını ve akımını bilmek gerekir diyoruz ve toplamda da neyi bilmemiz gerekir? Sistemdeki direnci bilmemiz gerekir. Sistemdeki direnç siz elektrodunuzla solüsyonun içine dokunduğunuz anda size direnci söylüyor zaten bilgisayar. Şu an karşındaki direnç bu kadar diyor. E ölçüm yapmak istiyorsan ölç, ölçüm yapamam diyorsan ölçme diyor. Sistemin direnci biyofizik bir dersinde söylediğimiz gibi mega ohm mertebesindedir ama mega ohm mertebesindeki sistem direnci eğer çok yüksek mega ohm'lara çıkarsa oradan ölçüm yapamazsınız arkadaşlar. Yani orada da hassas bir denge var. Toplamda 3.5 mega ohm'la işte 5 mega ohm arasında olmalıdır. Siz eğer mikro elektrodunuzu Gelip sisteme sokarsanız, hücreyi yakaladığınız hücreden küçük bir parça almaya çalışıyorsunuz. Eğer 3,5-5 mega arasında değilse elektrodunuzun direnci, e, o zaman siz açtınız diyelim burayı, hücre bir daha kapatıyor burayı biliyor musunuz? Yani çok acayip bir şey var. Direnci öyle gösteriyor. Yani sen burayı açıp ölçüm yapmaya başlıyorsun ya, 5 dakika sonra bir bakıyorsun ölçüm durmuş. Hani gidiyorsun su içmeye falan, bir geliyorsun ölçüm durmuş. Niye durdu? E çünkü senin e, direncin 15 mega ohm, 15 megaohmla ölçüm mü yapılır yani? Ya da sen ölçüm yapmaya çalışıyorsun. E, sisteme elektrodu sokuyorsun hücreye, değiyorsun. Bakıyorsun 15 mega ohm, diyorsun ki bir şey olmaz ya ölçerim diyorsun. Hücre hiçbir zaman sana izin vermez yani. Ya da sen ölçerken hoca orada seni gördü. Onu 10 mega ölçüm yapmaya çalışıyorsun. Hoca ne yapıyorsun der yani. Bir şey olmaz falan da diyemezsin. Adam sana öğretmiş 3,5 ve 5 mega ohm arasında olması gerektiğini. Böyle bir durum söz konusu. Sistemin direncine karşılık gelen bu durum böyle bir bilgi bizim karşımıza çıkarıyor. Ve toplamda ölçüm yaparken de iyon kanallarının da kendine ait bir direnci olacağını unutmamamız gerekir. İyon kanallarının direnci ise giga mertebesinde. Bu gigaohm toplamda ne kadar iyon kanalı topladığınızı gösterir. E, tekrar geri kapatmaya e, bir yani bir manası yok aslında da. Yani iyon kanalı ne kadar topladığınızı göstermek için giga ohm mertebesinde bir ölçüm aldığınızı da e, sistemde göstermeniz gerekiyor. E, yarın öbür gün bir video çekersem bu söylediğim mega ohmları giga ohmları sizlere tekrar söylerim. Tabii 3.5 5 mega ohm bu elektronun ölçümü için önemli ama bazen 6 megaohm 7 mega da e, sistemin yanıt verdiğini ben şahsen gördüm denedim yani. Özellikle yeni bir cihaz aldık mesela, clamp sistemine ekledik aparat. E, orada mesela ben 6 megaohm'u da 7 megaohm'u da 10'u, 15 hepsini denedim. 6 7 de çalışıyor aslında ama e, yine e, elde edeceğiniz sonucu düşürüyor, kalitesini düşürüyor. Neden o zamanı kaybedesiniz? Deney yaparken insan bir şey olmaz diyor ama e, sonra bir bakıyor yarım saati boşa gitmiş. E, ona da dikkat etmek gerekir. Ha, hücre direnci istediğimiz düzeyde değilse elektrodu değiştireceksin. Çünkü sen bu elektrodu kendin dışarıdan ekliyorsun. E, cam elektrot yapan başka küçük bir aletimiz var. Onu da video olarak gönderirim sisteme. O aleti e, tekrar kullanacaksın. Böyle uzun bir cam parçası var arkadaşlar. Böyle uzun cam parçaları var elimizde. E, kaç tane? 10 bin tane var bende yani. Sen bunu ikiye bölüyorsun. İkiye böldüğünde cihaz bunu ikiye bölüyor ve bunun ağzını inanılmaz bir hassasiyetle yapıyor. Yani mikro mer mertebesine getiriyor. Ve direncini de oradan ayarlıyor. Sen e, o sisteme bunu yerleştirdiğinde e, o cam ağzı hassas olan sistemle hücreden ölçüm almaya çalışıyorsun. Diyelim ki mikroskopta bunu kırdın. Ucuz bir şey bu. Cam parçası yani. Tekrar gidip diğerini alıyorsun. Bunu da kullandın. Tekrar bir tane daha yapıyorsun. Bir tane daha yapıyorsun. Bir tane daha yapıyorsun. Yani sisteme başlarken e, bu şekilde oluyor diyoruz. Isıtıyorsunuz yani evet. Direnç orada bir elektrot ağzı var. İnce bir kablo gibi şöyle bir ağız var. Eee clamp sisteminde onun içine taktığında o ince kablo elektrot aslında. O elektroda sen cam pipeti takıyorsun. Yani pipeti elektrot olan yere sokuyorsun. Böylece elektriği direnci yakalamış oluyorsun. Tamam mı? Evet. Şimdi devam edelim burada toplamda elde edilecek e, akımların neye bağlı olduğunu söylemiş e, iki tane akım olabilir demiş e, buradaki iki tane akımdan kastı e, birincisi iyonların taşıdığı akım olabilir diyor i i toplamda e, iyonların e, oluşturduğu akım olabilir e, İkincisi ise sahip olunan kapasitansa bağlı olarak gerçekleşen akım olabilir diyor. Şimdi burada iki tane akım birleştiğinde size toplamda bir tane akım veriyor ve siz o akımın sanki kendi yon kanalınızda oluşan akım olduğunu düşünerek hareket ediyorsunuz. Ama e, bu yöntemde e, özellikle dE bölü dt'nin sıfıra gittiğini düşündüğümüzde yani kapasitansta belirli bir zamandan sonra bu voltaj farkı sıfırlandığında dengeye geldiğinde bir iyonik akım ölçmüş oluyorsunuz. Denklemler üzerinden çok konuşmuyorum kafanız karışmasın diye ama en azından I dediğimiz iyona bağlı akımın nereden geldiğinin sorusu bir iyon kanalı akımı ölçerken böyle bir sistem söz konusu diyoruz. Şimdi iyonik akımlarda iki tane temel oyuncu var o zaman. Birincisi potasyum akımı, İkincisi de sodyum akımı diyoruz. Sodyum akımı depolarizasyonu yönlendirirken potasyum akımı da özellikle repolarizasyonu yönlendirecek. Burada önemli bilgiler var. Mesela hiperpolarizasyon durumunda ne olur? Depolarizasyonda ne olur gibi durumlar. E iki tane bilgiyi bilmekte fayda var. Özellikle bir aksonda e, voltajı sabitleyip, kenetleyip bir akım ölçmek istediğinizde e, ne yapmak gerekecek? Akım ne kadardı diye bakacaksınız. Voltajı kenetlediniz diyelim. Eksi 65 milivolta. E, o zaman ona göre bir akım söyleyecek bize değil mi? Sen voltajı eksi 65 milivolta kenetlersen o zaman elde edeceğin akım ne beklenir? Sıfır. Çünkü membran dinlenin potansiyelindesin değil mi? EM membran dinlenin potansiyeli. Sen bu adamı cihazı, cihazı yazıyorsun. Eksi 65'e kenetle diyorsun. Ne demek bu? Akım ölçme demek. Akım yok. Ama sen ne zaman zamanki buradaki potansiyeli değiştirirsin e, o zaman ona göre bir değer elde ediyor olacaksın. Yani sen sıfır milivolta çıktığın anda oradan akım olarak başka bir değeri de elde ediyorsun. Hangi süre aralığında? Milisaniye aralığında çünkü e, bir hücrede gerçekleşen elektriksel aktivitenin milisaniye mertebesinde gerçekleştiğini e, biliyoruz. Bu da e, oldukça güzel bir e, bilgi olarak karşımıza çıkıyor ve bakın sıcaklık çok çok düşük yani. 3.8 santigrat derece. E, bu bizim yapacağımız ölçümlerde de oldukça düşük bir e, sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Aşağıya doğru geliyorum. Burada çok korkunç bir bilgi var arkadaşlar. Bu bilgi insanların başının belası. Leakage current dediğimiz sızıntı akımları. Bu sızıntı akımları II dediğimiz iyon akımına e, müdahale eden ve sizin elde ettiğiniz sonuçları genelde yanıltan e, korkunç bir bilgidir. Leakage current nasıl oluşur sorusunun cevabını söylüyorum. Leakage current eğer bir iyonik akım hücre içine doğru 400 pikoamper oluşturuyorsa kendi başına siz bir bakıyorsunuz 500 ölçüyorsunuz. Bu nereden çıktı ya diyorsunuz. Oradaki o yüzlük var, hem içeri yüz arttırıyor hem de dışarı yüz arttırıyor. Yani leakage current dediğimiz hem içeri hem de dışarı iyonik akımları arttıran e, membranın kendisinden gelen iyonik katkısı olmayan bir, bir akımdır. Öyle leakage current. Bu istenen bir durum değildir. Yani ölçüm yapan kişiler eğer yüksek akım ölçüyorlarsa kesinlikle bir leakage var mı yok mu diye her iki tarafı da kontrol etmeli. Yani normalde iyon kanalı davranışını biliyorsunuzdur değil mi ölçmeden önce. İşte e, voltaj kapılı kalsiyum kanalı. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Dışarı potasyum atması, e, dışarı kalsiyum atmasını bekliyorsunuz mesela. E, normalde sağlıklı durumu nedir? Diyelim 300 bir E sen bir ölçüyorsun 400 çıkıyor. Ne yapman lazım? Ne oluyor demen lazım yani? Sağlıklı ölçüyorum ben. Niye bu kadar yüksek? E bir bakıyorsun içeriye e, orada da 100 var değil mi? Normalde eğer dışarıya sıfır atıyorsa ki hiç öyle bir iyon kanalı yok. E, i̇lk derste ne demiştik? Her iyon kanalı dışarı attığı gibi içeri de bir miktar atar. Yani eğer mesela dışarı e, iyon atan bir iyon kanalıysa içeriye de e, ona göre çok yüzde 5 onluk bir parça dışarı atar diyorsunuz. E, onun üzerine çok yüksek çıkıyorsa hemen leakage current olduğundan şüphelenmeniz gerekiyor. Buradaki asıl tehlikeli bu, bu kontrol durumundan, wild type'den rahatlıkla kurtulabilirsiniz ama e, iyon kanalı bozuk gen tedavisi yapıyorsunuz bizim gibi e, o zaman nereden anlayacaksın e, senin ölçtüğün içeri doğru akımın e, normal sağlıklı şartlarda işte 300 bir amperse e, bir baktın 250 ölçüyorsun nereden anlayacaksın aa ben tedaviye yakaladım veya yakalamadım mı tekrar neye bakacaksın eğer içeriye doğru bir ölçüm yapıyorsan dışarıya bakacaksın eğer dışarı 150-200 bir amperse geçmiş olsun o hücreden hemen kurtulman lazım çünkü e, senin patch yaptığında voltaj yaptığında ne sıkıntısı var e, oradaki hücre hücreye değme sıkıntısı var. Artık bir daha değemezsin. Dokunduktan sonra e, kullandığın pipet maalesef artık kullanılmaz oluyor. E, onu çıkarıp tekrar başka bir hücreyle yolculuğuna devam etmen gerekiyor. O hücre gitti yani. Leakage current meselesi özellikle e, teoride de önemlidir. E, neyde de önemlidir arkadaşlar? E, deneyde de önemlidir. E, bunu da bilmekte fayda var diyoruz. E, bu sızıntın hücre için ortalama değeri var mı? diye sormuşlar. Ortalama bir değeri yok. Yüzle e, falan başlıyor herhalde. Yani En en az yüz görüyorsun 100 pikoamper artış görüyorsun içte ve dışta. Ee, ama 1000 pikoamper olduğu da görülüyor. Korkunç bir şey zaten. Yani şey hücreye hücreden çıktın demek yani o. Hemen hemen vakit kaybetmeden başka bir hücreye başla demek o. Ee, ona da dikkat etmekte fayda var diyoruz. Şimdi burada Figür 2.7'nin bize söylediği şey e, voltaj klemplendiğinde, voltajı kenetlendi, kenetlediğimizde akımlar nasıl oluşur? Akım, akımlar nasıl elde edilir? E, bunun sorusunun cevabı adım adımdır, stepler. Yani siz yarına bir gün bir ölçüm yapmaya başlasanız, hoca size diyecek ki, stepleri ölçtüm mü? Stepleri ölçtüm mü demek, eksi 60 milivolttan başlayarak belirli değerlerle ne kadar akım geçtiğini e, ölçme meselesi. Yani buradaki her bir voltaj değerine göre, yani sonuçta bir aksiyon potansiyeli eksi 60 milivolttan başlıyor ama artı 40 milivolta kadar giden bir süreç var. Ama siz artı 40'a kadar yapmıyorsunuz. Biz mesela 150 milivolta, artı 150 milivolta kadar yapıyoruz. Yani eksi 150 milivolttan artı 150 milivolta kadar sistemin akımını ölçüyoruz biz. Ama toplamda bizim işimiz neyle? E yine işte eksi 65 ile e, artı 10'lara artı 20'lere kadar cevap bize yeterli oluyor. Ama hepsini ölçmemiz gerekiyor ki deney sonucu olsun, değil mi? E O zaman burada da nasıl yapması lazım? Eksi 60 milivolttan başlayarak artı 90 milivolta kadar giden bir e, ölçüm yapmasını bekliyorsunuz. Yani bu figürün bize söylediği şey şudur arkadaşlar: e, voltaj değerlerini Belirli bir sabit değerden başlatarak step step adım adım başka değerlerde ne kadar akım geçer sorusunun cevabını bulmaya çalışmak. Eğer sistemde 90 milivoltluk bir, artı 90 milivoltluk bir durum varsa e ne yapmasını bekliyorsunuz? Toplamda santimetre kare başına miliamper, bakın ne kadar yüksek değil mi? mili miliamper mertebesinde çok yüksek 2,5-3 miliamperlere kadar çıkan bir durum olduğunu ama belirli bir çizgiden sonra ne yaptığını görüyorsunuz? Satürasyona uğradığını e, doymuşluğa uğradığını görüyorsunuz. Bu da önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama eksi onlar da işte artı onlarda bu milivoltlarda ne olmasını bekliyorsunuz? Daha az akım geçmesini bekliyorsunuz değil mi? Ama siz artı 30'a getirirseniz sodyumun depolarize etmesini hatırlayın. E o zaman buradaki e, milisaniye cinsinden e, çok daha yüksek olmasını bekliyorsunuz diyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. Yani toplamda her zaman elde edilmeye çalışılacak şey akım voltaj ilişkisidir. Yani bir iyon kanalı dersi alan arkadaş akım voltaj ilişkisinin ne demek olduğunu bilmeli. Akıma göre voltaj ölçme voltaja göre Akımı ölçmek olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada geçirgenlik değişik, de yani değiş, geçirgenliklerin değişmesi de önemli. İyon iletiminde geçirgenliklerin değişmesi hangi iyonun nerede görev aldığını bize rahatlıkla söylemektedir. Yani sodyumun görev aldığı yer depolarizasyonken potasyumun görev aldığı yer repolarizasyon olarak kabul ediyoruz. Ama potasyum kanalları depolarizasyonda açılmaya başlamasına rağmen veya kapanması gecikmesine rağmen orada iyonik akımları görece çok düşük olduğu için orada görev almaz diyoruz. Ya da sodyum iyon kanalları için de aynı şey geçerli. Orada görece çok düşük bir iyonik akıma katkı sağladığı için ee, orada bir e, rolü yoktur diyoruz. Bunu da anlamakta fayda var. Yine belirli sabit bir değere tuttuğunuzda eksi 9 milivoltlarda tuttuğunuzda değeri, e, o zaman sodyum girişi fazla olacak tabii ki, değil mi? Yani eksi 65'te bir giriş yokken e, artılara geldiğinizde şurada artılara geldiğinizde daha farklı bir durum karşımıza çıkacak diyoruz. Bu da e, sodyum ve potasyum akımlarının arasındaki farkı bize rahatlıkla söylüyor diyoruz. Yani özellikle bakın burada dışarıya doğru akımlarda. E, sodyum akımının miktarına, sodyum miktarını değiştirdiğimizde e, toplamdaki sisteme katkı da e, ne kadar değişecektir bilgisi veriyor. Yani eğer siz sisteme daha düşük bir e, sodyum solüsyonuyla ölçüm yapmaya çalışırsanız e, o zaman e, dışarıdan sadece e, ne derler e, farklı bir eğri elde edeceğinizi anlamanız gerekmektedir ki bunlar sadece sodyum katkısını göstermek için kimse gidip %10'luk sodyumla deney yapmaz. Yüzde yüzle yapacak ki e, oradaki e, durumu anlasın diyoruz ve e, bu sayede de rahatlıkla bu sistemin e, durumunu tanımlıyoruz. Akım voltaj ilişkisinin önemini söylemiştik. E, voltaj burası, akım e, burasıysa değil mi? Bize toplamda neyi söylemesi lazım? Santimetre başına ne kadar miliamper düşüyor ki? Biz böyle çizmiyoruz figürleri. Ben mesela picoamper yazıyorum ve doğrudan akımı söylüyorum. Ama bu alan başına düşen miliamperi söylüyor. Öyle olduğu için Buradaki değerler 300-500 değil. Ney buradaki değerler? Sıfırla 5 arasında. Sıfırla eksi 5 arasında. Ee, mesela bir potasyum akımının geçmesini e, potansiyel cinsinden konuşacak olursak e, burada baktığımız üzere e, potasyum değeri ne yapması lazım? Belirli bir yerden sonra başlayıp dışarıya doğru bir atış gösterecek değil mi? Şurası dışarıya doğru atış. Yani henüz eksi 50 milivolt. Şimdi şöyle düşünelim bu figürü daha iyi anlayacaksınız. Şuradan başladınız. Eksi 50 milivolt. Değil mi? Potasyum kanalının rolü ya da sodyumu söyleyelim önce. Eksi 50 milivolttan başladınız. Ve sistemde potansiyel tuttuğunuz yer burası. Sodyum kanalı nasıl davranır sorusunun cevabını söylüyorum. Sodyum kanalı nasıl yapar? Eksi 50'den itibaren, eksi 50 milivolttan itibaren hücre içine sodyum girişi olur. Doğru mu? Bakın hücre içine girişler başladı. Ne ki sıfıra yaklaştı, buradan hücre içine girmeye devam ediyor. Artık 50 milivolta geldikten sonra bir miktar dışarı atıp kendini artık sabitliyor. Doğru mu? Evet. Potasyuma geldiğimizde ise burada da bir miktar e, e, ne derler? E, hücre hücre içine mi diyelim? Yani membran dinlenin potasyum. Tansiyelinde başka potasyum akımları devreye giriyor ya onu söylemeye çalışıyorum. Burada bir miktar e, potasyum e, alışverişi beklenirken belirli bir değerden sonra özellikle hani sıfırdan sonra yavaş yavaş potasyum değerlerinin akımının arttığını görüyoruz. Özellikle e, 40 milivolttan sonra ki 40'ı hani eşit değer olarak kabul ediyorsun ya şöyle eğrinin üstü gibi 40 milivolttan sonra artık çok yüksek değerde potasyum akımlarının dışarı atıldığını görüyorsun. Yani eğrinin bu tarafı dışarı atım. Eğrinin bu tarafı içeri atım olarak tanımlanmaktadır. Bunu en azından bilirseniz figür okumayı rahatlıkla anlarsınız. Normalde zor bir figür gibi gözükebilir ama benim söylediğim cizden takip ederseniz daha iyi anlayacaksınız diyoruz. Şimdi 10. figürün bize söylediği şey ise yani burada anlattık yani iyonik akımlar nasıl olur diye geçirgenliklerin önemini aslında ifade etmek istedi. Yani her iyon kanalı kafasına göre davranıp dur ben eksi milivolta devreye gireceğim ben de içeri atacağım diye bir durum söz konusu değil. Bunlar ölçümlerle rahatlıkla gösterilmiş. Buradaki önemli nokta bu akım voltaj davranışının önemli ifadesi geçirgenliklerdir. G geçirgenlik olmak üzere buradaki geçirgenlikte iyon akımına kendi denge potansiyeline ve membranın denge potansiyeline bağlı olarak bir ilişki söz konusu oluyor. Yani hem sodyum için hem potasyum için. Bunu da iyi anlamak gerekiyor. Eğer o zaman biz bunun bir eşdeğer devresini çizmek istesek değil mi? Eşdeğer devresini çizmek istesek bir membranın bizim nelere ihtiyacımız olacak o zaman? Birincisi sodyum akımının geçirgenliğine, ikincisi potasyum akımının geçirgenliğine, üçüncüsü de leakage current dediğimiz bu, baş belası arkadaşın geçirgenliğine ihtiyacımız olacak. Yani toplamda bu üçü sistemi yönetiyor. Biz biyofizik derslerinde leakage current'tan bahsetmiyoruz. Öğrencinin kafası karışmasın diye. Ama burada bunlar bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve bu sayede de akımların durumunu ve potansiyelleri. Bakın potansiyeli olan, değil mi? Akımı olan ve aynı zamanda bir kapasitansı olan membrandan bahsediyoruz. Bu kapasitans da bize iyonik akımların hangi hızda geçeceğini söyler diyoruz. Şimdi dersin ikinci kısmında özellikle bir aksondan ölçüm yapıyoruz. Ya, yani şöyle bir kablo gibi bir şeyden ölçüm yapıyoruz. Ama bu katı bir kablo değil sonuçta canlı sistem. Canlı sistem olduğu için de bu aksonda sadece bu sistemin kendine ait bir elektriği değil, aynı zamanda içindeki küçük parçacıkların da iyon kanalı yani, e, küçük parçacıkların da bu sisteme elektriksel katkı yaptığını biliyoruz. Bu keşif sayesinde biz hangi hastalıkta, hangi bozuklukta e, uyalabilir hücrelerde iyon kanallarının rol aldığını anlıyoruz diyoruz. İşte buradaki çaba nedir? Bir sodyum geçirgenliği ve potasyum geçirgenliğinin tanımlanmasıdır değil mi? Özellikle belirli bir milisaniye mertebesinde yani onun on 10 milisaniye kadar bir sürede sodyumun ve potasyumun nerelerde kesildiğine dair, nerelerde daha fazla değer kaybettiğine dair bir durum görüyoruz. Buradaki çizgili durumlar bunların özellikle nerede hızlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Bak burada söylemiş zaten. Dochst lines show how işte decreases rapidly diye. Yani buradaki çizgili durumlarda eğer iletim, membran iletimi 20 milis 20 mili Siemens santimetre kare olursa o zaman hemen e, sodyum diyor ki ben görevimi tamamladım diyor ve e, sonrasında bunu gerçekleştiriyor. E, burada zaman da önemli tabii ki. Zamanla kastımız nedir? Bakın belirli bir saniye sonra yani bir milisaniye sonra sodyum görevini tamamlamış oluyor. Ama biz burada potasyuma geldiğimizde potasyum 6 milisaniyeden sonra e, ancak e, eski haline gelebiliyor. Yani şurada iki tane durum var özellikle. Birincisi sodyum hemen göreve başlar. Zamana bakıyorum sodyum hemen göreve başlıyor. Ama potasyum bekliyor Değil mi? Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ne zaman görev başlıyor? Dördüncü milisaniyede. Dördüncü milisaniyeden itibaren artış yani şöyle daha doğrusu ikinci milisaniyeden sonra artış ve belirli bir satürasyon değeri yine e sonrasında da artık e, anlamlı derecede eksponansiyel olarak bu kelime çok önemli eksponansiyel demek çok hızlı bir düşüş gibi e, sonrasında e, değerini kaybederek bir e, aşağıya iniş söz konusu oluyor. Yine burada sabit değerler üzerinden de rahatlıkla görülebilir. Eksi 9 milivolttaki çalışmasıyla eksi 65 milivolttaki çalışması arasındaki e, farkları söylüyor. Eksi 65 milivoltta herhangi bir iş yapmazlar değil mi? Şu düz çizgi. Çünkü dengede. Ama eksi 9 milivolta çıkarttığınızda eksi 9 milivolt için e, sodyumun katlısı belirli bir şu o saniyede bu kadardır. Sonrasında e, zaman geçtikçe e, birinci çizgi gibi eski haline alır diyoruz. Bu da gayet mantıklı bir durum. Bu durumu biz inaktivasyon olarak tanımlayabiliriz. Yani açık kapalı mı? inaktivasyon mu? İnaktivasyon. Çünkü artık iyon kanallarının evrimsel olarak oluşmasından sonra biliyoruz ki artık aktifler hep ama hep aktifler demek 24 saat boyunca aralıksız çalışacaklar manasına gelmiyor. Her birinin görevi var. Özellikle sadece sodyum ve potasyum üzerinden tanımlamaya çalışmak neyi gösterir? Sodyum iyon kanallarının aktif olduğu dönemler olduğu gibi inaktif olduğu dönemler de olacak ki e, görevini tekrar eski haline getirsin. Bu da yine e, karakteristik bir zaman tanımlamasına bizi götürüyor. Sodyum ve potasyum iyonlarının sayılarına göre bu süre değişebilir mi? E, ölçüm yaparken e, değişebilir evet ölçüm yaparken ne kadar sodyum ya da potasyum iyon kanalı yakaladığınızı size söylüyor. E ona göre bu inaktivasyon veya aktivasyon sayısı değişiyor, kesinlikle değişiyor. E yani membran potansiyeli değişir, ne bileyim ben e işte kapasitans değişir. Bütün o bilgiler iyon kanalı sayısına göre değişir. O nedenle makalelerde ekspresyona bakılır önce. Ne kadar iyon kanalı var orada, değil mi? Ne kadar yoğunlukta var? Ya da var mı? Yok diyelim mesela nasıl akım ölçeceksin? Ya da düşük, çok düşük var. E nasıl o zaman yüksek iyon kanalı akımı ölçmeyi düşünüyorsun? E bunlar hep beraber böyle zikir gibi beraber çalışan arkadaşlar. Potasyum kanalı dediğin 500 tanesi. 500'ü birden çalışıyor değil mi? E öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi ya da ekspresyon 500 tane vardır ama 200'lük performans vardır. O zaman bu 300'ünde bir sıkıntı var demek. Ya da hepsinde bir dysfunctional fonksiyon bozukluğu var demek diyoruz. Bu figür de bize oldukça güçlü bir mana katıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde önemli sorulardan biri neydi? Hani voltajlarda akım iletimi nasıl değişir sorusu. Ya yani neden ölçüyoruz sorusu. E Çünkü ölçtünüz diyelim 44 milivoltta e, sodyum akımı garip davranmaya başladı diyelim değil mi? O zaman anlayacaksınız ki e, en tepe zirvede ya da hani belirli bir noktaya kadar katkısında e, sodyum akımında sıkıntı olabilir diyeceksiniz. Ya bu kitap bilgisi diyoruz ya mesela kitap bilgisine göre ölçüyorlar. 44 milivoltta bir ölçüm yapmak istediğinizde sodyum akımından elde edeceğiniz yeri böyle olmalı. Bunun manası bu. Eğer potasyum ölçüyorsanız e, sistemden deney sonrası böyle bir eğri elde etmelisiniz. Hani mesela makalelerde eğrileri görüyoruz ya neye göre çiziyor onu? E, kitap bilgisi işte mesela değil mi? Eğer bir yon kanalı kitap bilgisi istiyorsanız burası işte. -2 mV -2 mV'ta sadece potasyumun eğrisini görmek istiyorsanız böyle. Bundan farklı garip bir eğri elde ediyorsanız o zaman siz bir yerde yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü bunu defalarca yapmışlar değil mi? 8 milisaniyelik bir dilimde nasıl davranır? E i̇şte 4 milisaniyelik bir dilimde e, nasıl davranır sorusunun e cevaplarını görüyoruz. Burası neden 4 milisaniye burası neden 8 milisaniye? Çünkü sodyum e, iyon kanalları 4 milisaniyelik süreçte görevini tamamlıyor zaten. E, sonraki 4 milisaniyede ise Potasyum kanallarının repolarizasyon süreci devre girinden onların iletimi artıyor olacak. Yani şu eğri potasyum için böyleyken sodyumu kırmızıyla göstermiş olsa orası böyle olacak değil mi? Aynı şekilde ilk 4 milisaniyede potasyumun durumu böyle sıfıra yakın ilerleyecek. Anlaşılıyor değil mi bu? Gayet basit bir eğri olarak. Farklı... Pota farklı potansiyel değerlerinde sodyum iletimlerinin ne kadar arttığını veya azaldığını görüyoruz. Yani eğer eksi 65 milivolt mm bir denge potansiyeli ise Memran için, eksi 40 milivoltlara mm geldiğimizde sodyum girişi var evet, iletim var değil mi? Yani conductance iletim var demek e akı akıyor demek. Ama az. Eksi 27'ye çıktığında daha fazla. Eksi 2'ye çıktığında daha fazla 44'e geldiğinde zirve seviyede. 44'te az 23'te, eksi -2'de, eksi -27'de ve eksi -39'da öyle daha böyle dikine, değil mi? Daha yukarıya doğru giden bir durumla karşılaşıyoruz diyoruz. Ama özellikle sodyumun bu sistemi kontrol ettiğini bilmemiz gerekir. Burada tabii her ikisi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için de bir saturasyon durumu olduğunu bilmemiz gerekir. Yani özellikle iki tane bilgi var bir burada. Birincisi steady state dediğimiz uzun süre açık kalma görevi potasyum kanalları için çok uygundur. Yani hem repolarizasyonu yapacak hem hiperpolarizasyonu yapacak. Potasyum kanalları biraz daha işin işçisi gibi. Ama sodyum kanalları bir pik yapar. Zirve her zaman var sodyumda. Bunu da bilmemiz lazım. Yani sodyum kanalının davranışı pik iken potasyumlar daha böyle steady state dediğimiz yaygın bir eğriyle karakterize olmalıdır. Ee, bunu da bilmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada mesela bakalım neyi görmemiz lazım? Bir e, sodyum geçirgenliği için pik görmemiz gerekiyor ve potasyum için ne dedik? Steady state görmemiz gerekiyor. Yani potasyum daha böyle yaygın bir eğri gibi görülmesi beklenirken e, sodyum hani bekliyoruz bir pik bekliyoruz arkadaşlar. E, burada da söyleyebiliriz ki e, yapılan ölçümler sonrasında e, burada da daha böyle bir e, 3.9 milivoltluk bir sistem için ölçüm yapılırken e, burada 4.8 milivoltluk bir e, ölçüm yapılmaya çalışılmış ve aralarındaki toplamda görece yani kıyasla e, ne kadar e, maksimum ne kadar e, ne derler? Maksimum ne kadar iletkenliğe katkı sağlayabilir sorusunun cevabı birdir değil mi? Maksimum %100 olması lazım. Ama bu %100'ü yakalayabilmesi için e, sisteme yaptığı katkıdaki e, değerler önemli burada değil mi? Şuradaki e değerler önemli. E birbirlerine kıyasladıklarında şunlar farklı farklı değerleri gösteriyor tabii. E birbirlerine kıyasladıklarında e katkılarının aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz değil mi? Yani birbirleri arasındaki e katkının aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz. O nedenle sodyumun ve e potasyumun yapmış olduğu katkıları bir aksiyon potansiyeli yapmış olduğu katkıyı da e, yine e, benzer şekilde üst üste bindirdiğimizde e, rahatlıkla görüyoruz. O yüzden sadece sodyumla veya sadece potasyumla değil, her ikisinin de e, bu sisteme katkı sağladığı, yine sodyum akımlarının yani çok üst üste binen, e, tanımlamalar oluyor gibi ama e, yapacak bir şey yok. çok derinlikle anlatmak istemişler. E sodyum akımlarının e, davranışını bilmek lazım. Yani tamam diyelim ki e, görev aldı, görevi bitirdikten sonra ne oluyor? Yani sodyum kanalına ne oluyor sorusu cevabı e, bir inaktivasyon söz konusu. Yani ikinci kez depolarizasyon sürecini bekleyen bir e, sürece evriliyor. E, özellikle belirli bir yerden sonra şu içeri doğru akımda aşağıda olması değil mi? İçeriye doğru akımları gerçekleştirdikten sonra artık to h dediğimiz bir neye başlayacak? E, karakteristik bir zamana başlayacak. Bu karakteristik zaman e doğrudan e, sodyum potansiyelinin e, katkısıyla bize açıklanmaktadır. Yani özellikle bakın burada söylemiş bu to -h dediğimiz şey neyi gösterecek? E, Eksponansiyel zaman olarak e, ne kadar sürede recovery ettiğini yani ne kadar sürede tekrar eski haline geldiğini göstermektedir. Bir zaman ifadesi. Yani o kadar güçlü bir e, ölçüm ki bu e, sodyum iyon kanalının kaç saniye sonra kaç milisaniye sonra görevine gelmesini gösteren bir eğri. Çok güzel değil mi? Yani ölçüm yaptınız bir tane diyelim ve sonrasında kaç milisaniye sonra tekrar ikinci kez bir eğri elde edeceğinizin bilgisini veriyor. Veya şu bilgiyi de veriyor. Sodyum iyon kanalı ne kadar süre aralıkla çalışır. Belirli bir milisaniye mertebesinde tabii ki çalışacak. Bakın 5 milisaniye kadar bir yolu var. Ki önceki figürlerde de görmüştük. Sanki 4 milisaniye civarında bir bekleme süresi var gibi aşağı yukarı Böyle bir süre var gibi görüyoruz. E bu da önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E bunu da söylemekte fayda var. E özellikle bu farklı bir model yaklaşımı. O nedenle çok şey duruyor, ilkel duruyor çözüm. Farklı bir model yaklaşımı. Bu model yaklaşımlarındaki temel hedef recovery curve'ı bulmak. Tabii şu an biz çok derinlikli işleyeni de istemiyorum. Buradaki recovery curve'den kastı ne kadar sürede toplanırın bilgisi. Bakın yaklaşık 4-5 milisaniye demiştik. Tam olarak bu aralıkta olduğunu görüyor ki e, belirli bir yerden sonra artık bu e, pusların değerinin bire yaklaştığını görüyor ki burada burası hani şey anlamında. Hani yükselmesi bitmek üzere e, artık e, inaktif olacak. Recovery sürecine girecek. Cevabı olarak karşımıza çıkıyor. E, çok e, işte hani farklı farklı değerler en üzeri dört alıyor parçacık sayısını falan. Oraları geçiyorum arkadaşlar. E, şu an oralarla bizim işimiz yok. Şimdi e bu bu bilgi de yine parçacık sayısına bağlı olarak nasıl değiştiğinin göstergesi. N n üzeri 4 h bunları ee, acaba hani parçacık sayıları olarak e, yani iyon sayıları olarak değiştirsek e, acaba kör sayısı değişir mi ya da işte kör değişir mi eksponansiyel olarak değişir bilgisi ortaya çıkıyor bu eksponansiyel olarak değişir geçen hafta öğrenmiştik yani genel zamana göre karakteristik zaman e, her zaman e, parçacıklara göre değişebilir İyon sayısına iyon miktarına göre değişebilir aslında kısaca onu söylüyor bu çok eski bir yaklaşım olduğu için e, iyi yerliyorum yani şu an bizim bununla işimiz yok arkadaşlar e, sonrasında bu modele göre yine devam ediyor tabi bu modele göre parçacık sayısına göre yani steady state olarak uzun süre açık olarak nasıl kalabilir ve bunların hesaplamalarını yapmışlar. Bunlar neden önemli? Çünkü biz de burada mesela ölçüm yaparken bazen iyon kanalı davranışını garip görüyoruz. Bu garip görünmelerinin temel sebebi hemen bize karakteristik zaman ölçümünü getiriyor. Eğer karakteristik zaman ölçümü örneğin 4 milisaniye ise kitap bilgisinin söylediği. Biz 10 milisaniye ölçüyorsak o zaman iyon kanalı ne yapmış oluyor arkadaşlar? Yani sonuç eğrinin özetini yapıyorum. O zaman iyon kanalı ne yapmış oluyor? açık olmaması gereken sürede açık oluyor. Veya tam tersi kapalı olması gereken sürede yani kapalı olması gereken yerde kapalı olmuyor. Açık olması gereken yerde de açık olmuyor. Her iki durumu da karşılayabilir diyoruz. Eğer uzun süre açıksa açık olmaması gereken yerde açık olmuş. Eğer bu karakteristik zamanı kısa sürüyorsa o zaman da tam tersi olmasını bekliyoruz. Kısacası çok önemli, önemli bu. Özellikle bir hastalığı iyileştirmede yapılan ölçümlerde önemli. O nedenle detaylı bir şekilde e, bunun bilgilerini bize sunmuşlar. Sağ olsunlar diyoruz. Burada birçok denklem var arkadaşlar. Bu denklemler üzerinden de e, rahatlıkla anlaşılabilir ama kimse oturup bu denklemlerle uğraşmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü e, doğrudan ölçüm yapmayla ilgileniyorlar. Her bir Aksiyon potansiyeli için bunlar her bir aksiyon potansiyeli, her bir aksiyon potansiyelinin propagasyonunu da ölçmüşler. 18,5 derecelik bir sistemde eksi 60 x 65lerden başlayan bir ölçüm yapıldığında yaklaşık 3 milisaniyede bu sistemi e, ölçebildiklerini e, görebiliyoruz. Ve dikkat edin bakın burada yaptıkları işlem 476 mikrometre boyutunda ki bunu önceki makalelerde hipokampüs ölçümünde de 400 mikrometrede yapmışlardı hatırlarsanız. bu da yine aşağı yukarı aynı değerleri gösteriyor. Yani insanlar 400 mikrometreyi nereden bulmuş, uydurmuşlar mı diye söylüyordum yani. Bakın burada ta 1960'lı yıllardan beri süre gelen bir ölçüm. Burada da bu aksiyon potansiyelinin ekstra bilgilerini veriyor. Ne kadar sürmeli, ne kadar derinlikle ölçülmeli gibi. Bu da bizim karşımıza çıkan bir bilgi olarak Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada en son olarak artık e, sodyum kanalları ve potasyum kanallarının üzerinden membran potansiyelini tanımlayacaksak sodyum kanallarının katkı yaptığı aralıkla potasyum kanallarının katkı yaptığı aralığı artık biz anlıyoruz ki farklı değil mi? E bu farklılıklar üst üste bindiğinde süperpoze olduğunda ortaya EM gibi bir e, denk, bir e, potansiyel çıkıyor. Ama şunu bilmeliyiz ki belki gösterildiği gibi lokal devre akımları aslında bu sisteme yardımcı oluyor. Yani sodyum için lokal devre akımları daha farklı bir eğri bütünüyken e, potasyum için çok daha farklı bir e, eğri durumuna getiriliyor. Bunların toplamı bize EM gibi bir membran potansiyeli e, değeri verecektir diyor. Bu da başka bir gösterim yani. Yani sodyum ve potasyumun e, katkısının anlaşılması üzerine e, bize gösterdikleri güzel bir eğri arkadaşlar. Hani e, özetle buradaki yapmış oldukları farklı farklı deneyler, sıcaklıkları değiştirmeleri, farklı hayvanlarda yapmaları. Yani buna çok kıymetli bence. E, bu sayede de e, bunları gerçekleştiriyorlar. Şimdi kanalın açık ve kapalı olma durumlarına bağlı olarak biz nasıl ölçebiliriz sorusunun cevabı yine tabi burada Bosman'a götürüyor bizi. Bosman denklemi geçen hafta da gördüğümüz gibi e, KB.T dediğimiz işte bu, bu Bosman kas sayısıyla sıcaklığa bağlı olarak değişen bir durumdur. Sonrasında siz bunu kanalın açık ve kapalı olma durumunu anlayabilmeniz için burada tabi ölçümler yapmanız gerekiyor. Bosman teorisi termodinamiğe bağlı olarak gerçekleşen bir teoridir ve ki e, yük sayısı az önce en üzeri 4n m falan vardı ya onları 2 4 6 8 gibi değiştirdiğinizde burada en iyisinin 6 olduğu sanki değil mi? En iyisinin 6 olduğu ortaya çıkıyor. Bu altılık bir e, açık olma durumu yani toplamda yükü 6 olan bir duruma getirirseniz o zaman bu kanalın e, güçlü bir şekilde akıma katkı sağlayacağını yüzde yüzlük bir katkı sağlayacağını söylüyor. Bu da çok derinlikli doktora seviyesinde bir bilgi ama en azından hani ortamda ne kadar parçacık olmalı, ne kadar iyon olmalı sorusunun cevabı muhtemelen tahmin ediyorum en azından ortamda bir 6-7 tane 10 tane iyon kanalı olsun ki ölçüm yapabil diyebilmesi ve bu da ta en temeldeki minimum seviyedeki değeri bize söylemektedir. Ve özetle bu sistemi tanımlamış olduk. Önümüzdeki hafta da artık adım adım e, voltaj kapılı kanalların alt aileleriyle e, konuya devam edeceğiz. E, kısacası e, bir e, membran potansiyeli nedir? E, sodyum kanalının katkısı nedir? E, potasyum kanalının katkısı nedir? E, bunları sırasıyla konuşmuş olduk arkadaşlar.